Bismillahirrahmanirrahim. Sivas ili tam Arapça 1 ünite 5 sayfa 115 illetli fiiller. İlletli fiillerle alakalı bir takım bilgiler verilmiştir. Burada ne anlatılmış? Deniyor ki öncelikle illet harfleri nedir? Vav'dır, ya'dır, eliftir. Hemze ve Ta'lifteki harf tekrarı. Buradaki tedaif derken şedde yani. Burada neden şedde demiyorsun? Şeddedeki yani harf tekrarı ses değişimi elif, vav veya harflerindeki kadar olmadığı için elif, vav veya illet harfleri olarak görülürken uzmanların çoğuna göre bunlar illetli harfler grubunda değerlendirilmiştir. Yani şuranın özeti benim açımdan nedir? İllet harfleri nelerdir değerli arkadaşlar? Vav'dır, ya'dır, eliftir. Elif nedir? Elif her zaman için hareketsiz olan bir harftir. Hemze değildir yani. Ona dikkat edelim. Mesela şuradaki E, K, L Bu harf için elif deme. Çünkü hareketsiz var bak. Hareke varsa o elif değildir. Ve bizim konumuz da değildir. Bizim konumuz hareketsiz olarak yazılan şu harflerdir harekesi varsa elif değil ki zaten. Dolayısıyla konumuzda değil. Evet. Bunun dışında hemze kısaca değinmeye çalışmış. Hani hemze ille harfi midir değil midir ihtilaf vardır. Ama biz direkt illet harfi değildir diyerek devam edelim. Peki mutel fiil nedir? Mutel fiil. Mutel fiil sahih fiil mutel fiil şu anda gördüğünüz üzere böyle bir tablomuz var. Arapça yayın yapan bir siteden elde ettik bunu. Oradan aldık yani. Sahih kendi içerisinde salim, muzaaf, mehmuz olarak üçe ayrılır. Mehmuz da kendi içerisinde mehmuzul fa, mehmuzul ayn, mehmuzul lam olarak ayrılır ama sahih bizim konumuz değil yani şu an için. Bizim konumuz mutel fiil. Muhtel fiil kendi içerisinde dörde ayrılır. Misal olabilir ki misal fiil nedir? İlk harfi illet harfi olan fiildir. İlk harf. Yani dersek ki faaleyi düşünerek yaparsak faale x x x yani. Herhangi bir harf demektir tamam mı? Herhangi bir harf ki eğer ilk harfi illet harfi ise ona misal diyeceksin tamam mı? İlk harf. Yani faal fiil yani ilk harf. İllet harfi varsa ona ne diyeceksin? Misal fiil. Bu ilk harfimiz bizim vav da olabilir, ya da olabilir. Eğer vavsa ilk illet harfimiz o zaman ona misali vavi ya ise misali ya i diyeceğiz. Muhtel fiilin ikinci kısmı ecveftir. Ecvef bizim şu x x x dediğim yani aslında bu kimse x diye anlatmaz. Herkes faaleden örnek verir değil mi? Faal fiili, aynel fiili, lamel fiili. Eğer ortancı harf yani ikinci x'imiz değer işte ayın harfinin yerinde alacak olan o x herhangi bir harfimiz illet harfi olursa ona ecvef denir. Buraya da yer alacak illet harfi vav olabilir ya olabilir. Bundan sonra bunun için ecvefi vavi, ecvefi ya'i olmak üzere bu da ikiye ayrılmıştır. Nakıs yani diyor ki üçüncü x sonuncu x. Burada belki ile tarifi vardır. E, olabilir. Yani lamel fiili konumunda. Bu da vav olabilir veya ya olabilir. Vav ise nakısı vavi, ya ise nakısı ya deriz. Buraya kadar şu ilk üç maddede fiilimizde tek bir tane illet harfinin olması göz önünde bulundurularak bir adlandırma, bir kategorizeye gidilmiştir. Oysa ki bir fiilde aynı anda birden fazla illet harfi bulunabilir. Ona da lefif dersin. Eğer bir fiilde iki tane ile tarifi varsa ona lefif denir. Bu iki ile tarifi yan yana peş peşe olabilir. Bu durumda ona lefifi mekrun dersin. İki ile tarifi peş peşe olmayabilir. Arada başka bir harf yani mutel olmayan, illetli olmayan bir harf de yer alabilir. O zaman ona da lefifi mefruk dersin. Bunları zaten kitap anlatacak. Ama anlatacağı şeylerin özeti bu. Temelimiz bu. İkinci temel ise fiil çekimi. Birinci temel bu tabloyu bilmek, anlamak. İkinci temel fiil çekimi. Bunlar yapabiliyorsan, bu iki şey aklındaysa, yani bu tablo artı fiil çekimi durumu iyidir. Evet, vav ya elif illet harfidir. Hemze illet harfi mi değil mi ihtilaflıdır. Geçtik. İlletli harf, pardon, illetti fiil, diğer adıyla mutel fiil, diğer adıyla zayıf fiil. 3 tane adlandırma yapılabilir. Üçü de nedir? aynı şeydir. Burada adlandırma yapılmış. Üç kök harfi. Ne o? Faal, aynen lamel. Birinin yerinde elif, vav veya da ya olursa ona fiil diyebilirsin. illetli fiil, zayıf fiil diyebilirsin. Birinin yerinde bak. Üç kök harfinden birinin dedi yani en az birinin yerinde. Yoksa ikisinin yerinde de illet harfi olabilir. Az önce gösterdik değil mi? Lefif dedik. Ki zaten az önce gösterdiğimin hepsi bu ünitede anlatılmıştır. Anlatılmasa muhtelif işlenmemiş olur. Tabi şu dikkatinizi çekmiştir. Burada hep ne yaptık? Vavi ya i deyip devam ettik. Hiç illet harfi için vav dedin, ya dedin, elif dedin ama hiç elifi geçmiyor bak. Misali vavi, misali ya i. Ecvefi vavi, ecvefi ya i. Nâkısı vavi, nâkısı yâî, lefîf-i mekrun, lefîf mefruk adlandırmayı bilelim. Ne hani vâvî var, yâî var, şurada niye elifî, elifî, elifi yok? Çünkü, şimdi onu anlatacak, çünkü gerekçesi ne acaba? İllet aflerinden olan elif, vâv ve yâ'nın farklı bir versiyonu bir başka harfe dönüşmüş şekli olduğundan asli bir harf değildir. Dolayısıyla hiçbir kelimenin kök harfi olamaz. Kök harf olamadığı için de işte gidip ecvefi, elifi gibi bir adlandırma yapılamaz. Orijinal bir harf değildir. Elif ya vavdan ya da yağdan dönüşmüştür. Hani hemzeden de dönüşebilir. Daha ayrıntılar var tabi. Şu an için bunlar ele alınmış. Bu paragraftan anlaman gereken şey Misali vavi, misali ya'i. Ecvefi vavi, ecvefi ya'i. Hiç elifi diye bir adlandırma söz konusu değildir. Çünkü elif orijinal, asli, kök kökar değildir. Elif öncesinde kendisine uygun bir hareket ediyor. Peşine fetha diyor. Kısacası elif sağ tarafında fetha ister. Kâmede olduğu üzere elifin sağında fetha vardır. İşte kafta var. Ba'a, ba'da var fetha. Bundan ötürü kendisine hem illet hem de lin harfi hem de met harfi denilir. İllet harfi, met harfi, lin harf. Elif kaç çeşit adlandırmaya sahipmiş? 3. İllet harfi diyebilirsin. Lin harfi diyebilirsin. Me harfi diyebilirsin. Vav ve ya ise kendileri sakin öncelerinde de şu şu örneklerde olduğu gibi kendilerine uygun bir hareke. Vav'dan önce zamme, ya'dan önce kesre olduğunda Aynı şekilde hem illet, hem deliğin, hem de met harfi sayılır. Yegûmu, vav harfi. Nedir? Sakin mi? Evet. Yani harekesi yok sakinden maksat. Bir öncesinde zame var mı? Evet. Mukîmun. Ve tek vav için bir örnek verilmiş burada, onu gördüm. Geri kalan yebîu, mukîmun, mebîm. Bunlar da hepsi yaya örnektir. Ya sakin, yani hareketsiz. Bir öncesi kesreli. Bu durumda kendileri ne hem illet hem lin hem de met denilmektedir. Kendileri sakin öncelerinde de bu defa zamme veya kese değil. Kendileri sakin hemen sağlarındaki hareke sağ, half, beyt, seyfte olduğu gibi feta olursa hemen sağlarındaki feta olup kendilerine uygun bir hareke olmadığında yani feta var. Dolayısıyla kendilerine uygun hareket olmamış oluyor zaten. Illet ve lin harfi deniyor bunlara. Bu durumda mesafi denmiyor yani. Kendileri harekeli olursa ne olur? Kendileri harekeli olduğunda sadece illet harfi sayılırlar. G, Y, Mun, Su, ve, Run, ve, A, D, Y, Su, Ra. Bak burada yağda hareke var, vav'da var, vav'da var, yağda yine var. Kendiler harekelidir. Bu durumda sadece illet harfi sayılmaktalar. Öyleyse vav ve ya için, vav ve ya için adlandırma olarak baktığında bunlar sadece illet harfi olabilirler. Evet. Bunlar aynı zamanda hem illet hem lin harfi de olabilirler. Evet. Bunlar aynı zamanda bunun haricinde bir şey daha olabiliyormuş. O da ne? Nerede anlatıldı? Evet şurada. Hem illet hem lin hem met harfi olabilir. O zaman şunu diyebiliriz. Vav ve ya için. Üç farklı adlandırma, üç farklı özellik kendilerinde bulunabilir. Şöyle bir soru geldiğini varsay. Vav ve ya ne zaman sadece illet harfi sayılır? İşte burayı bilmen lazım. Vav ve ya ne zaman hem illet hem de lin harfi sayılır. Ne zaman hem met harfi, hem lin harfi, hem illet harfi. Üçü bir. Üç özelliği ne zaman alır? İki özelliği ne zaman alır? Tek özelliği ne zaman alır? Burası o bakımdan önemli olabilir. Aşağıdaki tabloda da görüldüğü üzere misal, ecref, nakıs ve lefif olmak üzere 4 kısma ayrılan muhtel fiiller aşağıda baflar ve ses değişimleri açısından tek tek incelenecek zaten. Az önce benim gösterdiğim şey misal, ecref, nakıs, lefif. Misal neydi? Faal fiili yani ilk harfi illetli olan. Ecref neydi? Lamel fiili, yani ortancı harfi illetli olan fiil demektir. Nakıs neydi? Sonuncu harfi illetli olan. Lefif kendisinde iki tane illet harfi barındıran demektir. Misal fiillere örnek vererek başlayalım demişler. Peki misal fiilde. El emsile tu örnekler. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Böyle gidiyor. Neden? Kelimelerin mazisi, muzarisi ve emirleri verilmektedir. Mazi, muzari, emir halleri karşınızda sergilenmektedir. Şimdi burada bizim için madem misal fiil dedi. Sen artık biliyorsun ki faali olarak düşünürsen x herhangi bir fiili. Nedir bu? İlk harfi illetli olan fiilden bahsediyor. Tabi mazide ilk harf bu. Muzara'da ilk harf olmaz yani. Değişir. Şahar Kök olan, orijinal olan, asli olan ilk harf demektir. Mazi de olsa, muzari de olsa fark etmez. Orijinal olan ilk harf illetli ise ona misal fiil denir. Peki bu illetli ise dediğin hangi harf bulunabilir burada? Ya vav vardır ya da ya vardır. Elif olabilir mi? Olamaz. Ve Şimdi madde birden başlayalım. Gerçi şey, bu da birmiş. Sağdan başlayalım. El emsiletü örnekler madde bir. Ve kafet. Ve kafet ve Vekafe, vekafa, vekafu, vekafet. Gaibinin müfredi. Müfred, müennes, kafet, Vekafet, vekafe değil ama. Neden ta getirdi? Peşine gelen failimiz müennes olduğu için fiilimizden olmuştur? Müennes olmuştur. Fiil, fail birbirine cinsiyet uyumu arandığından ötürü böyle olmuş. Peki. Vekafet durdu. Ne durdu? Seyyaratul is'afi. Seyyaratul isaf ambulans demek. Ambulans nerede durdu? Emamel müsteşfa. Emame önünde müsteşfa hastane. Ambulans artık yaralıyı almış gitmiş hastanenin önünde durdu diyor. Ve kafe. Buradaki fiil ne? Ve fe Nedir? Misafir midir? Evet. Niye? ilk harfi illet harfi çünkü. Nasıl bir misal? Misali vavi. Çünkü illet harfimiz vav olarak gelmiş. Rakafe'nin muzaresine bakıyoruz madde 2'de. Ye, gı, fu. Muzari fiil deyince ne anlıyoruz? Muzarat harfleri var değil mi? Eteyne deriz. Meşhur olarak bilinir bu şekilde eteyne eteyneden herhangi bir harfi evveline zait olarak alan fiile muzari fiil denir. Yani geniş zaman fiili. Şimdiki zaman fiili aldığı ilavelere göre gelecek zaman fiili olan muzari fiilden bahsediyoruz. Yekifu Peki yekifu'ya baktım. Başında yağ var mı? Eteyneden ya almış. Muzaridir. Geriye ne kaldı ama? Kaf ile fa kaldı. İki tane harf var. İyi de bunun mazisi üç harfliydi. Ne oldu? iki harf kaldı. Bence güzel bir soru. Peki gerekçesi ne? Gerekçesi şu. Şu az yukarı sağdığın ki boşluğum olsun yazmak için. Gerekçesi şu. Bir kural vardır. Kural gereği burada madde 2'de vav hasfedilmiştir. Önce bir standart mazi muzari değişimini sergileyelim. Peşine bunu bunu anlatalım ki farklılık net olsun. Mesela diyelim ki ketebe fiili. Ketebe mazidir. Muzar yapmak istersen ne yaparsın? Başına ya eklersin. Değiştireceğin tek şey o. Şu harf yani. Yek tu bu. Değişen şey nedir? Başına ya ekledim. Eteğe ya ekledim. Muzari oldu. Tabi harekeler, sükunlar değişti ama harf olarak değişen şey, ilave olan şey ya'dır sadece. Yek -tu bu oldu. İstersen fetahadan yapalım. Fetaha mazidir. Muzar yapmak istersen ne yapmalısın? Başına ya eklemen yeterlidir. Bu durumda ne oldu? Muzari oldu. Yani değişen şey ne? Fetahaya ne ilave ettin? Ya ilave ettim. Peki hem ketebe yektubu hem fethayeftehu e, mazide bulunan bu üç harften herhangi bir silindi mi? Silinmedi bak mazideki tüm harfler muzarede mevcuttur. Kef hala var, ta hala var, ba hala vardır. Fetaha mazidir. Üç harf var. Muzariye gel. O fetahadaki fa, ta, ha hepsi burada yine var. Yani mazideki hiçbir harf silinmek sizin. Sadece bir harf ekliyoruz. Peki aynısını ve kafede yapmaya kalktığında karşına ne çıkar? Ve kafe aynısını uygula ve kafe ya yani karşına ne gelmesi gerekir yevgifu yevgifu karşımıza bu çıkar e çıksın fark ne fark şu maddi ikiye baktığımızda yegifu vav yok yani oysa ki aslında var mı aslında var vav var peki burada yazıda niye vav yok güzel bir soru Gerekçi şu kuraldır bunu yazın ve ezberleyin. Nereye yazalım? Hemen şuradaki boşluklara yazın siz. Ne yazalım? Şunu yazalım. Diyelim ki vav harfi kendisi sakin. Şöyle kural vardır. Beynel ya'i vel kesre. Vav harfi sakin olarak ya ile kesre arasında bulunursa ya ile kesre arasında vav sakin olarak bulunursa vav hasfedilir. Tekrar. Vav harfi ya ile kesre arasında sakin olarak bulunursa hasfedilir. Bir tekrar daha. Vav harfi ya ile kesre arasında sakin olarak bulunursa hasfedilir. Hazif silmek demek. Silinir yani. Sağ tarafında ya var, solunda kesre var. O zaman vav silersin. Sildiğimde geriye yakıfı kalır. Bu yüzden kalmış yani. Gerekçesi bu. Bunu ezberlemenizi öneriyorum. Daha çok çıkabilir karşımıza. Yakifu duruyor. Kim? El müttehim itteheme yettehim ittihamun mütehimu. Mütehimu sanık demek. Sanık olan kişi duruyor. Nerede? Emamel kadı. Kadının önünde. Kadı hakim demek. Hakimin önünde. Emamın önünde demek. Peki kafenin muzarisi Yebif'u geldi de Emre hazır ne geldi? Madde 3. Ya Ahmedu, ey Ahmet, e ne oldu? Gif dur. Nerede duralım? İnde işaretil mururi. İşaretil murur trafik lambası, trafik işareti demek. Trafik işaretlerinin yanında dur. Yine aynı şey var bakın. Şurayı bir silelim. Bizim kelimemiz mazi olarak ve kafe idi. Muzari olarak ne geldi? Yevgi fu geldi. Benim anlatımım neye göre? Hiç bilmeyen için. Yani hiç bilmeyen derken tabi besmeleyi kastetmiyoruz. Bu ilal kaidelerini bilmeyenler için anlatıyorum. İlal kaideleri denir bunlara. Bunları maksutta, izzide, merahta daha önce detaylı bir şekilde anlatmışızdır. Şimdi vekafe yevkifu, muzarezi yevkifu geliyor. Gif emri hazırdır. Mazi muzareyi niye yazdı bu hoca? Şimdi emri hazırlar nereden elde edilir? Emri hazırlar değerli arkadaşlarımız muzari fiillerden elde edilir. Dolayısıyla bir fiilin muzarisini bileceksin. Onun üzerinde bu işlemi yapacaksın. Burada çok yazma yeri yok. Şu yazma yerini bir büyütelim biz. Rahat edemedim. Rahatlık önemli. Ve kafe Tamam bunu bir bırakalım. Şimdi standart emra hazırı sen nasıl yapıyorsun? Mesela ketebe yektubu uktub. Uktub yaz diyeceksin. Nasara yansuru unsur yaz yardım et diyeceksin. Feteha yeftahu iftah aç diyeceksin. Bir tane yapalım. Mesela nereden yapalım? En yani iyi bildiğinizi varsaydığım fiil olarak kolay olsun diye ketebe'den yapalım. Ketebe muzari bilmen gerekiyor. Maziden yapılmaz. Yek tu bu. Ama yek bu kalıbından da yapılmaz. Emir hazır ikinci şahsa emir olduğu için yek ikinci şahsını bulup oradan yapman lazım. İkinci şahsı ne? Ya yerine ta yazacaksın. Çok bir şey değişmiyor. Yani emre hazır. Tek tu bu. Kalıbından yapılıyor. Tek tu bu. Nasıl yaparsın? Kuraldır. Denir ki muzarat harfini at. Burada tadır muzarat harf. Sildim. Geriye ne kaldı? İlk harf sakin mi geldi? Evet. Sakin harfle okumaya başlamak mümkün olmadığından fiil evvene hemzeye vasıl getirmen gerekir. Artı hemze yani. Eşittir. Karşına şöyle bir yapı gelecektir. Böyle bir yapı geldi. Bunun hareketi şu an için belirsiz yani. Hemzi hareke vermedim. Neye göre vereceksin? Aynı herifin göre. Zamme mi? Evet. Zamme olduğu gibi oraya aktar. Aktardım. Uktur. Tamam emre hazır elde ettin. Ne yaptık yani? Muzari'nin muhatap kalıbından emre hazır yaptık. Nasıl yaptık? Tay silince karşıma ilk haf sakin çıktığından ötürü bir adet hemziği vasıl getirdim hemze yavasının hareketini de aynel fiiline göre yapıyormuş. Zamm olduğu için olduğu gibi aktarıldı aynel fiili. Fetha veya kesre olsa ne olurdu aynel fiili? Bu durumda hemze da kesre verirsin. Aynel fiili fetha da olsa kesre de olsa emr hazırın hemzesine kesreyi verirsin. Süresi mücredetler için konuşuyorum. Yani ekrame, ifal babının emr hazırı her halükarda ekrim gelecektir. Onlar standart. Şu anda biz neden bahsediyoruz? süresi mücerret fiillerden. Hemen böyle itiraz olsun diye oradan bir örnek getirmeyin. Ee, şimdi bu birinci yöntem. Tay sildin de karşıma sakin çıktığı için hemzeye vasıl getirdim. E, sakin çıkmasaydı o zaman böyle bir şey yapmazdım. Hemzeye vasıl getirmezdim. E, ona da örnek ver. Verelim. E, mazi fiil. Şimdi bunun için şey örnek vermemiz gerekiyor. süresi mücerredin dışına çıkmam lazım. k -t -l. Lan biraz da uzaması lazım. Katele yukatilu yukatilu evet yukatilu tugatilu'dan yapman lazım muhatap kalıbı. Tugatilu. Emre hazır yapacaksın. Muzara tahfini bir sildim. O da ne? Karşıma çıkan ilk harf kaf harekeli. O zaman başa emre hazır getirmeye gerek var mı? Yok. Fiilin sonunu cezmetmen yeterli. Katil. Kim bu katil? İşte katil olarak karşımıza çıktı. Emre hazırdır. Yani emre hazır böyle yapılır. Bunları niye anlattım? Vekaf ve yekufüye zemin hazırlamak için yaptım. Yani konu buradaki katili yekutuylu değil ki aslında. Ama bir altyapı oluşturmak için bunu yaptım. Şimdi vekafe yevgifu. Yevgifudan mı emri hazır yapılıyormuş? Hayır. Nereden? Muhataptan. O zaman bifu'dan yapılıyordur. Doğru. bifu. Tamam. Emri hazır yapacaksın. Ne yapman lazım? Muzaat harfini silmen lazım. Sildim. Karşımana çıktı. Vav çıktı. Vav'ın durumu ne? Sakin sakin okumaya başlayacak mümkün olmadığında Ketebe Yöktubu da bak Hemze'ye basır ekledi ki aynen sen de eklemelisin. Ekledim. Bu durumda bakalım karşımıza ne çıkacak. Sonuncu harfi tabi sukun yapıyorsun. ava hangi harekeyi vermeliyim? Söylemiştik demiştik ki Aynel fiili. Muzari'nin aynel fiiline bağır. Eğer muzari'nin aynel fiilinde zamme varsa olduğu gibi aktarırsın. Zamme değil de feta veya kesre varsa her halükarda kesreyi verirsin. Verdim is gif olarak karşıma çıktı. Nasıl çıktı? Is gif. Peki senin bu if if fiilin yani aslında bu emri hazır. Senin bu emri hazırına ne oldu da karşımıza gif olarak çıktı? Yani hem hemzeye vasıl yok hem de vav wow yok değil mi? If gif nerede? If gif bak if if çıktı. Bu if if nerede? Kitapta yazan gif nerede? Fark var. Yani gifte şöyle bir durum var. Gif'e baktığında kelimenin aslı ve kafe Yani vav fa fiilidir. Bak gifte emir hazırda yok. Yani fa fiili kaybolmuş. Orijinal olan bir harf gitmiş. İyi de niye gitmiş? Yani şunu diyebilir miyiz? Ve kafe yekifu. Madem ki bu vekafenin muzarisinde yani yevgifu fiilinde vav hasfediliyor. Ya ile kesir arasında hasfediliyor. O zaman emri hazırdır hasfedilsin. Çünkü zaten bu emri hazır muzari fiilden elde edilmektedir. O yüzden ne oldu? Vav da silindi. İvgifteki vav silersen geriye ne kalır? İ gif. İ gif kalır. İ gif. Peki hemzeye vasıla gerek var mı? Hemzeye vasılı ilk harf sakin okunmaya başlanmıyor diye getirmiştik. Artık ilk harf bakıyorum harekelidir. Hemzeye vasıla gerek yok. Sildim, geriye gif kaldı. Böyle geniş geniş anlatmaya çalıştım ama ne kadar işinize yaradı, ne kadar kafanızı karıştırdı bilemiyorum. Zaten birkaç tane böyle anlatsam geri hepsi aynıdır bir iki tanesini anlarsak gerisine kafa yorma gerek kalmayacak. Aynısı aynısı diyerek devam edilebilir. Ne yaptık? Bu burayı bitirdik. Şimdi buranın bir de hemen alt tarafı var. Vemika. Vemika yemik. Burayı manasını verdik değil mi? Şefkat duydu demek. Vemika şefkat duydu. istek duydu. Kim? Hüseyin'in. Hüseyin. Hüseyin. Er ilme 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 karşı bir istek duymuş. Ve mika nasıl bir fiil? Misal bir fiil. Nereden anladın? İlk harfi ille harfi. Peki misale vavi mi ya i mi? Vavidir çünkü ilk harf olarak vav gelmiş ya gelmemiş. Peki emiku Şimdi şefkat duymak dedik, sevmek dedik. Emiku ben severim muzari fiildir bu. Ve tani vatanımı ketiran hem de çok seviyorum diyelim. Emiku seviyorum. Sözlükte şefkat duymak manasına geliyor. Biz sever, seviyoruz diyelim. Seviyorum. Vatani, vatanım. Ketiran çok. Vemika yemiku. Yani yevmiku. Aynı şey geçerli. Az önceki şey. Nedir o? Mazisi vemika. Muzayire ne geliyor? Yevmiku. Yevmiku. Vav niye asfedildi? Çünkü vav harfi yine ya ile kesir arasında bulunduğu için hasfedilmiş. Vav nerede bu hoca ne anlatıyor? Vav yok ki. ku yok ki. Niye ku anlatıyor? Şundan dolayı. E mi gu muzari fiildir. Muzari fiilin müfet müzeker gaybinde. yani bir kalıbında bile bu kural tutsa tüm kalıbında vav silinir. Tüm kalıbında silinir. Fiilin aslı yevmiku, yevmikani, yevmikune. Dolayısıyla emigu, emigun aslı ne olur? Aslı şudur, ev, mi, ku, Tamam mı? Aslı ev, mi, ku, Aslı bu, ev, mi, ku. Vav harfi burada silinmiş yani, emigu kalmış. Aslı ev, mi, ku idi. Niye silinmiş hocam? Sağ tarafında bu defa ya yok. Bu kalıpta yok ama müfret müzeker gayipte var. Buna merah kitabında müşakelet derler. Müşakelet yani müfret müzeker gaybinde silin de bir kalıpta sil bir kalıpta bırak böyle bir, bir şey olmasın. Uyumlu olsun. Uygun olsun diye her kalıbında sindir o zaman. Emigo da bahsedilmiş. Emigo kalmıştır. Manaya vermiştik. Geçtim üçe. Ya Ali yu ey Ali. Miq. Bu da emri hazırdır. Miq şefkat duy. Burada tam manayı verebilirsin. Ehake kendi kardeşine şefkat duy. Hangi kardeşine? El esgara. En küçük olan kardeşine. Küçük kardeşine saygı duy. Şefkat duy. Peki miq nedir? Emr hazırdır. Aslı neydi? Muzariden yapılıyordu. Yev migudan değil ama tev migudan. Tev stilinde vav karşıma sakin çıktı. Değil mi? Ne lazım? Başa emzeyi vasıl getirmen lazım. Hatırlayın az öncekinin aynısı. İvmik, sonuna sukun veriyorsun. Emre hazır çünkü. Ne çıktı? İvmik çıktı. Yevmigu, tevmigu. Te silince Vav sakin oldu. İşte hemzeyi bastı, getirdim. esra verdim çünkü aynı filmde esra var. Olduğu gibi geçti. İvmik oldu. İvmik. Vav niye silindi? E çünkü yevmigu da, tevmigu da Vav zaten siliniyordu. Beynel yay vel kesre. Vav siliniyordu Muzari'de. Aynı şey emre hazırda da yapıyoruz. Müşakelet. Sildim. Geriye ne kaldı? İ, mik, i, mik kaldı. İ, mik. Hemzeye gerek var mı artık? Yok. Çünkü ilk harf artık sakin değil. Mik kalmıştır. İşte mik böyle yapıldı. Mik kelimesinin bir serüveni var. Kelimelerin bir serüveni vardır. Ayetlerde çok var böyle ilalli ayetler. İlal içeren pek çok ayet var. Ona dair bir sürü tezler, denemeler, kitaplar, makaleler vardır. Bizler de yaptığımız meal derslerinde zaten bu kelimelere değiniyoruz. Peki sıra bir aşağıki bölüme geldi. Ve fura. Sözlükten bakıyoruz. Ve fira yefir olarak gelir. Başka ve fura yefuru olarak da gelir. Ve saraten ne demek? Bol demek. Pek çok olmak, artmak, çoğalmak manasına geliyor. Ve fura yevfuru. İşimiz öncelikle yazmak. Ve fura. Muzaresi neymiş? Çok kalın yazdık bu defa. Hoş olmadı. Bunu bir küçültelim. Evet devam edelim. Ve fura yevfuru. Yev Tamam. Yev fu tamam. Ve sura manası neydi? Çok oldu. İlmi üstadi. Öğretmenimin ilmi çoktur. Ve sura. olarak karşıma çıktı. Muzaresi yev olarak zaten mevcut. Bir şey değişmiyor. Vav silinmiyor yani. Niye? Beynel ya ivel kesre değil bu defa. Sağında ya var ama solunda kesre yok. Bak zamme var. Bu yüzden silinmiyor. La yufuru. La yufuru artmaz, çoğalmaz. Ne el malu mal, para diyelim, mal diyelim. Indel müsrifine. Müsrifin israfçı kişi demek. Cemidir. Müsrif zaten Türkçe'de var değil mi? İsraf anında israf esnasında müsriflerin katında mal artmaz. 3. Ya sabru ey sabır ufur inde şeda idi. Ufur art inde şeda idi. Şeda şiddetli kişiler demek kabaca. Zorluk, bela, afet anında. Ayında anında esnasında şedait bela diyelim. Bela anında, sıkıntı anında ey sabır art. Ne gördük? Ve fura faal ayne lamel hepsi var. Yevfuru faal aynel lamel hepsi var. Ufur faal aynel lamel hepsi var. Burada illet harflerinde Hazipsiz konusu değil. Faal aynel lamel hepsi mevcuttur. Bir diğer maddeye geldik. Ye ise Ye ise ye esu. Ye ise nedir? Mazidir. İlk harf ya diye direkt muzari olduğu manasına gelmez. Eteyne neden ya muzarat harfidir ama illet harfi yani ne diyelim e, zayit olarak bulunursa muzarat harfidir. Buradaki ya ise zayit değil. Kelimenin kök harfidir. Dolayısıyla fiilin muzari olduğu anlamına gelmeyecektir. Şeyle buradan bakıyoruz. Ye ise ye esu ye isu iki şekilde gelebilir diyor umudunu kesmek iman yes halinde geçerli midir değil midir zaten yes kelimesini duymuşsunuzdur umudunu kesmek yani umutsuzluk ye ise umudunu kesti sabirun sabırlı kişi min vusulit dairet uçağın kavuşmasından umudunu kesmiş artık uçağın ulaşmasından ki isen altı çizili, çizili yani illet harflerinin hepsi, illet fiillerinin hepsinin altı nedir? Çizilidir zaten. La ey esu ben ümidimi kesmem, kesmiyorum. Min rahmetillahi Allah'ın rahmetinden. Zaten bunlar ilgili ayet de var. La ey esu yani ya var burada, hemze de var, sin de var. Kısacası faal aynen lamel hepsi muzaride mevcuttur. 3. Ya İsmailu. Ey İsmail. Adlı kişi. İ-es. Ümidini kes. Min ziyareti salihin. Salihin ziyaretinden ümidini kes. Leke sana olacak ziyaretini. Elle mi? Bugün. Bugün Salih seni ziyaret eder mi etmez mi yani? Ondan ümidini kes. İ-es. Ümit kes demek. Peki nasıl? Bakıyorsun ya var, hemze var, sin var. Yani fiil, aynen, lamel hepsi nedir? Mevcuttur. Kısacası yine ye ise ye esu. Ye ise nasıl geliyor muzarisi? Ye esu. İki tane yağla geliyor. Ye e su. Burası sin yani. Buradaki ya, beynel ya, evet sağında ya var. Vel kesre o da ne? Sağında kestirecek fetha var. Tamam, ya silinmedi o yüzden. Burayı tamamladık. Sıra sol tarafa geldi. Madde bir ve va'a. Ve koydu demek. Bir şey alıp bir şeyin üzerine koymak mesela. Kim koydu? Semirun, Semir adlı kişi. Neyi koydu? Ettaame, yemeği. Nereye koydu? Fevkal ma'ideti. Sofranın üzerine. Ma'ide sofra. Ma'ide suresi var Kur'an'da. Sofra suresi. Fevkal üzerine demek. Sofranın üzerine yemeği Semir adlı kişi koymuş. Ve va'a. Fa'l aynen la'mel. Hepsi mevcut. İlk harf ille harfi. O zaman misal fiil. Vavi mi ya'i mi? Vavi görüyorum zaten. Nasıl ya'i değil? Vavi. Ve vavidir. Ve fural vavidir. Ye ise ya'i bir misal fiildir. Maziye bakılır yani. Mazideki harfe bakılır. Muzardeki harfe bakma. Muzarde zaten ya olur, ta olur. Ta i diyemezsin sonuçta. Bundan dolayı mazideki ilk harf vav mı, ya mı ona bakarak vavi ya diyoruz. Ahmedu, Ahmet adlı kişi kaç harekat alıyor? Ahmedu gayrimusarifler değil mi? O yüzden tek ötre alır ha. İki tane değil. Ahmedu. Ahmet adlı kişi yada'u koyuyor. Muzarifeyidir. Koyar. Sa'atehu kendi saatini. Ta'ya feta vermişler. Yani mefurdur karıştırma diyor. Sa'atehu kendi saatini koyuyor. Nereye? Fi yedihil yumna kendi sağ eline. Yed el demek. Hi kendi Ahmet yani. Yumna sağ demek. Yemin de sağ demek. Yumna da sağ demek. Ama yed müennesi olduğu için yumna olarak gelir. Kısacası sağ elinin üzerine koyuyormuş. Tamam koysun. Bizim için bir sıkıntı yok. Doğru mu? Doğru. Peki. Burada ne olmuş? Şimdi veva'a bizim mazimiz. Muzarisi yeva'u. Vav nerede arkadaş? Şu fiilinde vav var bak. Mazide. Muzaride vav'u göremiyorum. Kim götürdü? Niye gitti? Kovuldu mu? Şimdi vela mazi yeva'u muzari. Peki şimdi bir yazalım. Nasıl bir durum var? Ve ye -va yeva'u olarak gelir değil mi? Vela'a yeva'u mazi vada muzari yefdu Peki vav burada ya ile arasında arasından evet sağ tarafında ya var ama sol tarafında kesre yok fetha var Öyleyse vav niye hasfedildi Yani muzariye baktığında yevv yazmıyor değil mi Muzari'de vav yok aslı yevv olarak çıkmalı idi Mazideki şu vav muzari'de niye mevcut değil Vebanın başına yağ getireceksin. Muzari olacak. Ketebenin başına yağ getirip yektubu yaptığın gibi olmamış. Niye? Bu fiilde birkaç fiilde daha özel bir durum var. O da şudur. Bu fiilin asıl babın asıl babı nedir? Şudur yani aslı. Aslının da aslı var. Yakın, asıl, uzak, asıl diye mevzu var. Yer, zı'u aslı bu şekildedir. Yani sabav sakindir. Vav sakin madde 1. Madde 2 sağ tarafında yağ var. Madde 3 sol tarafında kesre var. Yani vav ya ile kesre arasında sakin olarak bulunduğu için hasfedilmiştir. Diyebilirsin. Aslı buydu. Vav silindi. Peşine dat harfi fetalandı. Sonradan fetalandı. Bunun fetası sonradan. Kendisi sonradan görme olduğu için ye va'u datta da fetayı görüyorsun. Ama önceki halinde ilk doğduğunda böyle değildi sonradan tedavi edildi gibi düşün. Bundan dolayı baktığında, direkt baktığında vavın silinmesi için bir gerekçe yok gibi düşünüyorsun. Baksana ya ile kesra arasında değil ki burada vav olsa bile o zaman vav niye silindi diyorsun. Cevap neymiş? Esasen buradaki dat kesreli idi. Yani bu fiil faale yef'ilu kökünde idi. Daha sonra da faale yef'alu köküne bu baba bu vezne aktarılmıştır. Önceki halinde vav silindi. Şimdiki halinde silinme için bir gerekçe yok gözüküyor. Haklısın ama önceki hali düşünülerek silinmiştir. Tabi diyebilirsin bunu nereden çıkardın? Yani bizde her şey ispata dayalı. İnnemâ ancak hudfet silindi min yedâ'u yedâ'u fiilinden Yada muzaridir tabi. E, ne diyor? Yada'u muzari'u veda'a. Veza'nın muzarisinden silindi. Bi fethil ayni. el fiilin fethası ile. Yada'u Li kevnihi. Kendisi olduğu için. Nedir olduğu için? meksural ayn fil esli Aslında el fiili kesreli olduğu için. Daha sonradan değişikliğe uğramıştır. Burası neresi? İbn Hacib'in Şafiyesinin şerhi ki onu da yazan Razidir. O zaman madde 3'e geçelim. Ya hamzetu ey hamza ya hamzetu ey hamza ne oldu? Va koy el kitabı kitabı nereye koy? Şu bahsedilen yere koy. Yani çekmeceye koy, çekmecenin içerisine kitabı koy, yerleştir. Ve Reza'a yeza'u. Aslı yez dedik. Emre hazır. Va'a gelmektedir. Yani vav yoktur. Niye vav yok? E, Muzarede yok ki emirde olsun. Değil mi? Uyum var. Bundaki durum nasıl? Daha önceki geçen kelimelerle aynı. Bunu da anlatalım. Hatır kalmasın. E, nasıl anlatalım? Şurada B sayfamıza anlatmaya çalışalım. Ne diyelim? Yeni kaydetme. Bir de şöyle yapalım. Va'a kelimesi. Var neymiş? Tabi muzariden yapılıyor değil mi? Yebâu. Aslı ne ama? Aslı onun ne idi? Aslı Yelziu. Yelziu. Aslı bu idi. Nokta biraz daha sağda olmalıydı bu arada. Evet, yebâu. Sen muhataptan yapacaksın. Dolayısıyla y değil de t te yani. Teblûdan yapacaksın. Peki tay silinci sakin ne lazım? Hemzeyi vasıl artı koy. El oldu. El zi'u. Ama vav yok esasen biliyorsun. Tabi e olmaz. Bu da onu yanlış söyledim. Kesre olması lazım. Fethalanamaz. Kesre. İv zi'u. Çünkü aynı el fiili kesreli. Olduğu gibi aktar. İv zi'u. Sonu zaten sukunlu olacak Emre hazır yapmanın kaydisi. Vav siliniyor neden dolayı? Muzarda olmadığı için geriye ne kaldı? i, V, -i, i, i kaldı. Hemzeye vasıta gerek yok çünkü ilk harfimiz artık harikere. v. kalacaktı ki ne oldu peki? dı olarak kalmadı. Feta ile kaldı. Neden? Çünkü ve va'a zaten yevva'u kökün aktarılmış. O yüzden fetayla yazılıyor. Tamam mı? Dedi ki yevzi'u fiilimiz nasıl ki esasen var vardı, daha kestreliydi ama daha sonradan vav da silindi, data da feta verildi. Ondan dolayı va'a değil de var feta kalmıştır. Biraz daha sardıralım. Diğer madde bir. Vecile ürperdi. Kalbul abidi. Abidin kalbi ürperdi. Abid. abede yani budu. Kul yani. Titiz kul. Kalbi ürperdi. Vecile. Yevcelu. Tevcelu. Nevcelu. Vecile nedir? Misali vavidir. Peki muzaresine gelmiş. Nahnu biz. La nevcelu. Ürpermeyiz, korkmayız. Minahadin hiç kimseden illa Allah. Allah'tan başka kimseden korkmayız. Yaygın bir cümle ama inanma. Nevcelu derken Vav burada vardır değil mi? Vecile, yevcelu, tevcelu, nevcelu. Vav burada var yani. Evet, Vav mevcut. Niye mevcut? E niye mevcut olmasın? Vecile, yevceli diyorsun. Yevcelu. Tel celu kalıbından emir hazır yapılıyor. Muhataptan. Celu yani şunu demek istiyorum. Vav wow. sağ tarafında yevcelu dersen ya var tamam. Sol tarafında kesre yok. Vav'ın silinmesi için bir gerekçe yok demeye çalıştım. Madde 3. Ya cündiyyü. Ne demek? Ey asker. İcel, kork. Minallahi. Allah'tan kork. Ey asker. Demiş. İcel nedir? Emri hazırdır. Nasıl bir emir hazır? Bakıyorum ben. Mazide vav var. Muzaride de var. Bu emir hazırda vav niye yok? Yani fa fiili olan o orijinal harfi niye göremiyorum? Gerekçesi ne acaba? Bunu da şurada anlatalım yine. Vecele yecilu, yevcilu, tevcilu. Değil mi? Bu kalıptan yapacaksın Emre Hazır'ı. Tevcilu. Tay sildim. Baktım ilk haf sakin. İlk sakinle okumak mümkün değil. Hemze'yi basılı getirdim. Tekrardan yazdım. İvcilu. Tabi Emre Hazır olduğu için sonucu sukun ekledim. İv Cil oldu değil mi? Vecele Yecilu. Tabi Yecil'i değil geçir. Vecele Yecilu. Tevcelu olarak geliyor. Beyinler ya ve kese değil. Vecile yecelu. Yevcelu, tevcelu, nevcelu. O zaman ne gelir? İvcel gelir. tamam? İvcel gelir. İvcel. Vav harfi nasıl bir durumda? Sakin, bak herkes yok. Sukun var. E, makavli yani bir sağındaki harf nedir? Kesre. Kuraldır. Ezberleyebilirsin. Vav sakin sağındaki harfin harekesi kestire ise vav'ı eşittir. Ya'ya çevir. Buradaki vav o yüzden ne oluyor arkadaşlar? Ya olarak geliyor. İcel bak ya var. Bu ya nereden geldi diye sorarlarsa ne dersin? Dersin ki aslında burası iyiceldir ama vav sakin makabli makabli ne demek? Bir önceki harf demek. Vav sakin makabli meksur meksur kestirilmiş demek. Onları da Vav harfi sakin. Makabı meksur Vav'u ya çevirdik. İcel oldu. Bunun da serüveni budur. Bir diğer madde yefe'u. Değil yefe'a. Neden? Çünkü mazidir. Mazi fiil yefe'a. Başta ya var diye muzları zannetme. Eteğine den ya aldı diye. Yani eteğine den ya almadı ya ile başladı diye bu ya eteyne harflerinden yani muzarat harflerinden yani muzarat alametinden alındı da eklendi değil. Orijinal harftir. Orijinal ise muzarilik temsil etmez. Yefe'a Şimdi size yefe'i buldum. Yefe'a yanında a diyor sözlük Ne demek? Muzarin de anefil fetalı demek. Yefe'a muzarisine gelecek anne fiili fethalı. Peki ne demek? Gençlik devresine girmek, Ergenlik çağına buluğa ermek demek. Gençlik, ergenlik demek. Yefa gençlik, gençliğe, ermi, gençliğe ermiş idi. Buluğa ermiş idi. Kim? El veledü. Çocuk fi beledi. Kendi şehrinde. Çocuk ergenliğe erişti. Bayağı bir kalmış orada yani zaman geçirmiş. Nasıl bir fiil? Misali vavi mi? Ya i. Tamam. Madde 2. Teyfe'u. Yefe'a. Yeyfe'u. Teyfe'u. Yefe'a. Muzarisi ne geliyor yefe'anın? Müfet müzeker gaybini söylemek istersen başına bir tane daha ya eklersin. Bu durumda yeyfe'u olur. Yeyfe'u. Teyfe'u. Eyfe'u. Çekimine göre baş harf alacaktır teyfe'u dediğinde ya var, fa var, ayn var. Fa'l, ayn, lamel hepsi mevcut demek istiyorum. Bir hazif harfin silinmesi söz konusu değildir. Teyfe'u el cibalu. El cibal. El cibalu dağlar. Cebelün bir dağ. El cibal cimim mükeser dağlar. Yefe'u ergenlik çağına giriyor diye diyemeyeceğiz tabi daha ergenlik çağına girebilir mi yani daha yetişiyor diyelim daha yetişiyor büyüyor fi gariyeti kendi köyünde dağlar yetişiyor erişiyor çok güzel bir mana olmadı ama manadan öte yefe'nin muzarisi gelirken yine faal aynel lamel 3 harfinde kullanıldığı önemli bizim için madde 3 ya Meryemuh, ey Meryem ey Meryem. Ey Meryem isa. Ulaş, eriş, yetiş el cibale dağlara bir süratin hızlıca dağlara doğru ilerle, yetiş. Dağlara çık diyor. Peki kime diyor bunu? Meryem adlı kişiye diyor. Meryem kim? Bir kadındır. Bir müennes. Tekil ve müennes. O zaman senin emri hazırının da müfret ve müennes olması gerekir. İfa kalıbı müzekkere hitaptır. Müzekkere emirdir. Yani Ali veli için emir verirken ifa dersin, unsur uktup dersin. Ama Ayşe Fatma Hariye için unsur demezsin. Unsur, unsura, unsuru, ri, uktup, uktuba, uktubu, uktu bi dersin. Dolayısıyla ifa demezsin ya. İfe i dersin. Sonuna ne eklersin? Bir tane ya eklersin. Tamam mı? Şöyle olur. i f i olur. i f i uzatır böyle. Örnek verelim. Unsur, unsura, unsuru bunlar müzekker içindir. Unsuri diyeceksin. Çünkü kadındır ve tekildir. Unsuri. Böyle Arapça isim fiil çekim kitapları elinizde olmalı yani artık madem ilahiyat okuyorsunuz, ilahiyat seviyesine hitap etmesi açısından. Mesela varebe yadribu emri hazır ne gelir? İldrib gelir ama müzekker için, müennes için İldribi yani sonda bir adet ne var? Ya vardır. Sonuncu grup kelimelerimizdeyiz. Yemune ettiflu ala ehlihi. Yemune ne demekmiş? Gidip bakalım. Yemene yeymunu şeklinde gelebilir diyor bak. Yemene yeymunu çizelim. Yani diyor ki bu fiil şu kalıpta gelebilir. Nasara yensuru. Faale yefulu. Birinci kalıp. Yemine yeymenu bu şekilde de gelebilir. Alime yalemu kalıbı. Yemune yeymunu kerume yekrumu gibi 5. bapta da gelebilir. Burada hangisinde gelmişti ya? Şu an şüpheye düştüm. Üç farklı şey görünce. Yemune gelmiş. Yemune. Zaten yeymunu diye muzaresini de vermiş. Tamam ne demek? Kısmetli, şanslı olmak, ailesine uğurlu gelmek demekmiş. Ailesine uğurlu gelmek. O zaman Yemune uğurlu geldi. Kim? Ettiflu çocuk uğurlu geldi. Kime? Hala ehlihi kendi ailesine uğurlu geldi. Yemune nasıl bir fiil? Misali ya iyi bir fiildir. Mazidir bu. Başında ya var diye direkt muzar zannetmeyelim. İki de yeymunu uğurlu gelir. Yemune uğurlu gelir. El muvatinu vatandaş ala devleti kendi devletine. El muvatin vatane vabane Değil Faale kalıbından ismi faildir. Yey munu. İki tane ya var. Bir tanesi muzare tarifi, diğeri zaten mazide bulunan yani fiil fiilidir. Sonuncu e, kelimemiz, cümlemiz. Ya vetanu, ey vatan, umun, uğurlu ol, bereketli ol, Ale ala evladike, kendi çocuklarına, veledün evladı, cemim keser. Kendi çocuklarının üzerine Berketli ol, uğurlu ol. Umun emri hazırdır. Umun ne? Emri hazır. İyi de senin yemune fiilin yani faal fiilinde bulunan ya. Burada niye yok? Nereye gitti? Bu ya harfini kim kaybetti? Kim kaybetmiş ki kim bulsun? Öncelikle kelimemiz yani bu emri hazırımızı biz nereden elde ediyor idik? emri hazırımızı muzariden yeymunu yani teymunudan elde etmeliyiz. Teymunu muhataptan elde edeceğiz ya. Teymunu Teymunu Nasıl emre hazır yapılır? Muzara tarafına at, Attım. İlk harf sakin geldi. Ha, o zaman sana hemze şart artı emri hemze eşittir. O zaman şöyle gelecek. Ya yine sakin. Mimde zamme var. Nun artık sakin. Yani sukun'u koyuyorum emir hazır olduğu için. F harfi'nde madem zamme var, hemze olduğu gibi ver onu. Ne oldu? Uymun. Ne oldu? Uymun. Peki kural. Ya harfi sakin mi? Evet. Ma kabli yani bir sandaki harfin harekesi zamme mi? Evet. O zaman ya'yı ne yap? Vava çevir. Çevir eşittir yeniden yaz. Bu burada buradaki olur yani tekrar yazmama gerek yok. Umun olur değil mi? Yay yavaş çevirirsen umun olur. Bunun da serüveni bu. Şehirlerin birer serüvenleri var. Bunlar bizim maksud, izi, merah kitaplarımızda anlatılmış. Bunları videolu olarak işlemiş durumdayız. Metni kavrama alıştırmalarına geldik. E artık 55 dakika 56 dakika oldu. Biz burada ara verelim. İnşallah bir sonraki videomuzda da sorulara doğru yaklaşımlar yaparız.